Konak ne sessiz değil mi Emine abla? He, pek sessiz. Oh ne güzel kafamızı dinliyoruz. Ben sana diyeyim bak, senin için geçmiş. Nerede hareket orada bereket ya. Millet gelse de neşelensek. Ne neşesi kız? Her günümüz bir olay bir olay. Vallahi benim şikayetim yok. Ebru yengeler gelmeden önce ot gibi yaşıyorduk ya. Tövbe tövbe. İyi günler. Ebru şu an verdi. Burada. Ne o? Nereden geliyor? İstanbul'dan geliyor. Ben diğerini getireyim. Ne yapıyorsun kız? Yapma çok ayıp. Ay ne ayıp Emine abla ya? Böyle akar kokar bir şey var mı diye bakacağım. Kız bu kıyafet dolu ha. Hepsi de marka marka baksana. Bırak kız elinden. Koş kızı çağır sen. Kız ne çok kıyafetiniz varmış ha. Bir bu kadar da bavulda yok mu sizin? Aslında bunlar bir kısmı. Hepsi değil. Bir kısmı. Vallahi ne diyeyim, çok şanslısınız. Hani benimkilerle Emine ablanınkileri topla. Hadi bir de Meleğinkileri kat. Bu kadar değildir. Bir de bize bak. Hayat dört duvar arasında geçiyor. Modern hapishane. Allah'tan siz geldiniz de renk geldi hayatımıza. Doğru diyorum kız, şaka değil. Hele bir tangırtı bir tungırtı gidiyoruz ama en azından hayat var. Sence hayat bu mu? Vallahi ne diyeyim Maya. Anamın evinden, sefaletten kurtulayım diye buraya geldim. Gerçi hoş, yediğim önümde, yemediğim arkamda. Aman ne sistem, beni boş ver. O ne kız? Vallahi pek güzelmiş. Ne diyeyim, üstünüzde paralansın. Yani aslında hepsi eski şeyler bunların da ama işte birden görünce. Bak bunda yeni yıl partisine giymiştim. Ne güzelmiş kız. Ben seni kınamın olunca götürürüm, hevesini alırsın ha. Al kızım. Teşekkür ederim Emine teyze. Ben gideyim de asayım şunları. Kız bak nasıl sevinir. Halbuki çul çabut işte. Genç olmak varmış. Sen bunlara çul çaput mu diyorsun Emine abla? Hepsi tasarım bunlar. Tasarım ne kız? Sen hiçbir şey bilmiyorsun ha. Moda yani, tasarım, moda demek. Ben kendim olmuşum moda. Babayım. Bak ben yapıyorum. Sizi görüp şu koca koca adamlar utansın. Aferin benim torunlarıma. Oy benim ciğer parelerim bunlar. Oh. 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 Kuzularım benim. Ha? Kız bu ne? Tulum. Hayırdır? Çıfıt çarşısına dönmüş burası. İstanbul'dan eşyalarımız geldi de topluyorum şimdi. Vallahi akşama kadar toplanmaz bunlar. Murat abi kızlarına almış da almış. Hizmetçiler de yıkatmış, ütülemiş, göndermiş. Yenge, acıktın mı? Bana niye soruyorsun? Anla söylesene. Ya Özlem yenge var ya bazen. Ne oluyor burada? Yok bir şey. Merhaba. Aa. Eşyalarımız gelmiş. İşte bu çok iyi oldu anne. Hadi gözünüz aydın kızlar. Doktor ne dedi kızım? Ha, yok bir şey yokmuş. Aha bir de şey dedi. Anne baksana formamı bile ne kadar özlemişim. İyi yarın giyersiniz artık.
Nasıl yani? Yarın okula başlıyoruz. Gerçekten mi? Benim geldiğim okula gelemezsiniz, haberiniz olsun. Sana mı soracağız hangi okula gideceğimizi? Sen sormadan söylüyorum işte. Baran, bu yaptığın ayıp değil mi? Artık lütfen tavırlarına dikkat et. Ne derim etmem, sana mı soracağım? Baran, odana. Yemeğini yukarı getirsinler. Rüzgar, gel canım, odanıza gidelim. Kızlar, siz de kolyeleri toplayıp yukarı gelin. Sizi anlamadığımı sanmayın. Biliyorum, Baran'la aynı okulda olmak çok zor olacak. Ama başka çaremiz yok. Allah'ın krosu ya. Hadi işte şunu yapma. Her ne olursa olsun terbiyenizi bozmayın. Evet Ada, sen onun seviyesine inme lütfen. Kolay gelsin. Sağ ol. Size Aslı getirdim. Sağ ol o zaman da. Mayacığım, şunu da alsana. Ay, ne güzel elbiseymiş bu yenge. Beğendin mi? Beğenmek ne kelime. Vallahi bayıldım. E al, senin olsun o zaman. Yani yanlış anlamazsan tabii. Sahi mi? Hı. Yok canım, niye yanlış anlayayım? Vallahi ikiletmem alırım. Güle güle giy. Ay yenge, teşekkür ederim. Aslında ben sana bir şey diyecektim. Az gelsen. Çok güzel. Eşyaları da geldi, tam oldu. Okula da başlayacaklarmış. Baran zaten zor gidiyordu. Bundan sonra gönder, gönderebilirsin. Bıktım vallahi. Bıktım. Narinim, iyi diyorsun, güzel diyorsun da ne yapsın garipler? Garipler mi? Abla, nesi gariban onların? Görgüsüz bunlar. Açmışlar eşyalarını avlunun ortasına, gösteriş yapar gibi. Genç bunlar kuzum. Birazcık gülsünler. O kadar şey yaşadıktan sonra. Haklısın Emine abla. Benim oğlumla yaşadıklarımı hiç düşünen yok. Aşk olsun Narin. Benim lafım sana değil Emine abla ya. Konuşmasın. Yenge, sen Baran'a kızdın, bağırdın ya. Tutamadım kendimi Özlem. Sen de gördün, durup dururken kızlara saldırıyor. Tamam, psikolojisini anlamaya çalışıyorum ama benim de bir sabrım var. Yok, ben sana bir şey demedim zaten. Hayır, Narin de bir anne olarak onu uyaracağına orada durmuş, dik dik bize bakıyor. İster inansın, ister inanmasın. Bu çocuklar kardeş. Ben de tam sana bunu söyleyecektim işte. Bilmediğin şeyler var. Neymiş onlar Özlem, söylesene. Eğer burada kalacaksam artık benden gizli bir şey olsun istemiyorum. Baran kötü bir çocuk değil. Bunu mu söyleyecektin? Adayı o bulmuş. Fırat abiyi de o aramış. Beraber götürmüşler hastaneye. Ciddi misin sen? Adım kadar eminim. Yani diyorum ki Baran o kadar vicdansız bir çocuk değil. Aramızda kalsın ama anası yaptı onu böyle. Anladım. Sağ ol Özlem. İyi ki söyledin.
Neyse, ben gideyim. Elbisemi de alayım. Yenge, çok teşekkür ederim. Güle güle. Sallamayın artık. Vallahi içim kıyıldı. Ne yapayım Emine yenge, durumları biliyor. Her şey olduğuna varır. Allah büyüktür. Doğru. Her şey olacağına varıyor. Şu geldiğim hale bak. Ebru yenge de senin kadar sarsıldı ama. Ebru yenge, çok güzel melek. Hepiniz ona döndünüz yüzünüzü. Beni de böyle yapayalnız bırakın. Aşk olsun Narin. Seni yalnız bırakır mıyız? Öyle yaptınız. Edebimle sabrettim. Abim göndereceğim dedi. Annem dur hele dedi. Şu olanlara bak. Kusura bakma Narin abla ama burası senin olduğu kadar Ebru yengenin de evi sayılır. Oldu Melek. Ben gideyim Ebru yengenizle burada yaşayın mutlu mutlu. Ya aşk olsun ben şimdi öyle bir şey mi dedim? Ne dedin? Bu Ebru yenge bir tane ya. Ne kadar gözü gönlü tok bir kadın. Bir de bonkör. Bak kız şunun markasına. Beğendim diye bana verdi. Pes Özlem, pes. Ne oldu, niye ki? Ya sende hiç utanma yok mu? Sen koskoca bir ağa karısısın. Kadının eskilerini toplamış getirmişsin buraya. Bir de yaptığınla marifet gibi söylüyorsun. Bu hediye bir kere. Kendi verdi. Sen anlamazsın böyle işlerden. Anca almasını bilirsin. Bak Özlem, senin o dilin çok uzadı ama ben o dili koparmasını bilirim. Gel de kopar o zaman. Ben seni... Narin! Terbiyesiz. Ayıptır, günahtır. Özlem sus. Susmayacağım ya. Ne oluyor? Böyle herkes bana laf yetiştiriyor. Narin, bu zamana kadar benden büyüksün diye laf etmedim. Ama artık yerini bil. Senin de dediğin gibi ağanın karısı benim. Sen kimsin? Teyze kızı. İşte böyle havanı söndürürler. Özlem, hiç eğitmedin, hiç. Çok da iyi yaptın. Ağzıma sağlık.